Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. İki soru, iki tahmin serisiyle karşınızdayım. Bir süredir Buxrav'dan top açılımı gerçekleştirememiştik arkadaşlar. Ve 400 bin GP'lik Buxrav'dan top açılımı gerçekleştireceğiz. Ama iki soru, iki tahmin serisinde top açılımına geçmeden önce ben iki tane soru soruyordum. Daha öncesinde bu seriyi izlemeyen arkadaşlarım için kısa bir bilgi vermek istiyorum. İki soru, iki tahmin serisinde top açılımına geçmeden önce iki tane soru soruyorum. Sizlerden de iki tane tahminde bulunmanızı istiyorum. Ve videonun sonuna geldiğimiz zaman ikide kaç yaptığımızı paylaşıyoruz. Konami'nin vereceklerini bakalım hissedebileceğiz mi? 400 bin GP'lik, tam tamına 400 bin GP'lik top açılımı gerçekleştireceğim. Peki 400 bin GP'ye ilk sorum geliyor arkadaşlar. Hemen oyuncu listesini de göstereyim. İngiliz Ligi'nin oyuncuları var. Premier Lig'in yıldızları var. Burada arkadaşlar 400 bin GP'ye sizce Aubameyang'ı düşürebilir miyiz? İlk sorum bu. 400 bin GP'ye Aubameyang gelir mi? Hemen ikinci sıradaki oyuncu 89 seviyeyle başlamakta. Santfor oyuncusu Aubameyang'ı düşürebilir miyiz? Ben 400 bin GP'ye yani sanki gelmez diye düşünüyorum. Şimdi hiç yalan söylemeyeyim. 400 bin GP'ye Aubameyang'ı düşüremeyiz diye tahmin ediyorum. Yani gönlümden geçen tabii gelmesi ama sanki gelmeyecek diye hissediyorum. İkinci sorum da şu olacak arkadaşlar. 400 bin GP az buz değil. Burada 300 tane oyuncu var. 30 tane siyah top var. Peki 400 bin GP'ye kaç siyah top gelir? İkinci sorum da bu. 400 bin GP'ye kaç siyah top gelir? Bu konuda iddialıyım. Ben 6 tane siyah top gelir diyorum. Tamam, Aubameyang'ı vermez ama 6 tane siyah top gelir diyorum. 437 bin GP'm var. 400 binini harcayacağım. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi top açılımına başlıyorum arkadaşlar. Hemen ilk 25 bini veriyorum. Bir de ilkinde Aubameyang geliyormuş. Yani bir de sürpriz yapmasın Konami bize. Yani ilkinde siyah topla başlarsak çok güzel olur. Haydi Konami. İngiltere Ligi'ni seviyorum. Genelde şans getiriyordu bana. Siyah topla başlıyoruz. De Gea mı gelecek acaba? Hemen ileri diyorum burada. Leno geldi. Bir altın top geldi. Bir de gümüş top geldi. Siyah topla başladık ama. Güzel oldu. Erkenden bir siyah top. Hemen bir 25 bin daha verelim. Yani ben 6 tane demiştim. Umarım 6 taneyi görürüz. Bakalım siyah topu göreceğiz mi? Şöyle Manchester City'ye gitsek keşke. Hadi be, gümüş top geldi. Bu sefer 3 tane gümüş topu düşürdük. İleri diyelim. Şu an elle var bir siyah top. O da kaleci Leno. Şöyle hücumcu oyuncular gelse. Özellikle de Manchester City'de çok beğendiğim oyuncular var. Liverpool'da da var. Tabi Arsenal'da da Aubameyang'ı çok beğeniyorum. Gelirse harika olurdu. Siyah topa ara verdik. Yani ilkinde Konami sevindirdi ama 2'dir bir şey vermiyor diyebiliriz. 1 altın 2 gümüş verdi. Hemen bir 25 bin daha verelim. Bu arada yarın Liverpool ikonları gelecek arkadaşlar. Yani ben ana hesabımda bir süredir MyClub parası harcamıyordum ikonlar için. Bu sefer birazcık harcayacağım. Yani çünkü çok fazla elimde yok ana hesabımda. 2000'i birazcık geçtik maçta ileride. Yani bir 1000-1300 civarı harcarım diye tahmin ediyorum. Yarın Liverpool ikonları için. Bu hesapta arkadaşlar MyClub parasını çok kastım. 5000'i buldu. Hani dikkat ettiyseniz bu benim yedek hesaplarımdan bir tanesi. İlerleyen zamanlarda çekiliş için hazırlıyorum bunu da. Yani ilerleyen zamanlarda çekilişte bu hesabı da bir arkadaşımıza vereceğim. Güçlü bir MyClub parası var. İyi de oyuncular olsun. İnanmıyorum, Çağlar Söyüncü geldi. Yani bu çok iyi oldu. İki de gümüş var. Ama Çağlar Söyüncü'yü düşürdük. Ya ben ana hesabımda henüz düşürememiştim. Eldeki altın toplarla hani düşürür müyüm diye devam ediyorum. Gelmezse takasla alacağım. Ne yazık ki sakatlık geçirdi. O anlamda üzüntülüyüz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Yani formasını kapar. Player of the Week'e de gelir. Leicester City geldiğinde kulüp selection'da da Çağlar'ı görürüz ve düşürürüz. Siyah top ama epeydir gelmiyor bu arada. Evet, yine gelmedi. Ndombele mi acaba? 24 numaralı formasıyla değilmiş. Aurier'miş. Ben dedim acaba Tottenham'dan Ndombele'yi mi düşüreceğiz? Gelse ne harika olurdu. Hemen bir 25 bin daha verelim. Ama siyah topa da bayağı ara verdik. Hani ilkinde Konami sevindirdi. Sonrasında vermedi. Yani bir tane düşürdük. Kaç tane de GP harcadık. Bayağıdır da top açılımı yapıyorum aslında. İşte bu arkadaşlar. Birazcık söylendik. Konami veriyor. Of of of. Hem de güzel siyah top geldi. Sterling olmalı arkadaşlar bu. Bir tane Sterling geldi. Bir Azpilicueta geldi. Ve bir de gümüş top geldi. Yani iki siyah top etti şu ana kadar.
Geriye hani 200 bin üzerinde JP'miz var. Bakalım devam edecek mi? Henüz Abu Bayank gelmedi. Orada bir garantim var. Ama ben 6 tane siyah top demiştim. Yani şu ana kadar 2 tane siyah top gelir diyen arkadaşlarım şimdilik doğru bilmiş sayılıyorlar. Altın top geliyor. Bakalım kimi verecek? 3 tane altın top geldi. Peş peşe 3 tane altın top geldi. Keşke şunun böyle simsiyahını görseydik. 3 tane siyah top. Ne güzel olurdu. Anlaş dedik. Yarın Bayern Münih anketinden de bedava 100 MyClub parası gelecek. Ayrıyeten 100 diyorum pardon arkadaşlar. Messi gelecek. Hani yüzlük Messi. Ofansif pozisyon takviyesi basıldığı zaman da 100 olan Messi büyük ihtimalle hediye edilecektir. Hani Messi'nin bir kartı hediye edilecek. İnşallah şöyle güzel bir kartı hediye edilir. Hani normal kartı değil de ya birazcık şöyle şişirilmiş Player of the Week ya da Kulüp Selection tarzı bir kartı olsa. Hani keşke 100-101'leri. Zaten normal kartı 100'e çıkıyor. Pozisyon takviyesini bastığımız zaman ofansif orta sahada 100'ü görmekte. Umarım yarınki hediye edecek Messi de güzel bir Messi olur. Bu arada bir siyah top daha geliyor. Sonu düşürdük. Tottenham'dan siyah top sayısı 3 etti. 3 tane siyah top. Yani geriye de biraz daha JP'miz kaldı. Yarıyı geçtik. Yani ben 6 tane siyah top dedim. 3 tane düşürdük. Yani gelir mi gelmez mi şöyle bir kararsızım ama bir 5'i görürüz herhalde. Haydi Konami. Şöyle 2 tane yan yana siyah top verse çok iyi olacaktı. Bakalım. Şöyle bir Manchester City yapar mıyız? Altın top verdi. Yani şöyle bir Manchester City olsaydı güzel böyle siyah top oyuncularından bir 25 bin daha verelim. Ne yazık ki bayağı da azaldık. 100 binlere doğru da iniyoruz. Şu an tam 100 bin JP'miz kaldı. 4 tane top açma hakkımız var. Bu çok kritik. Buradan siyah top gelmesi lazım. İşte bu arkadaşlar geliyor. Bir tane daha siyah top geliyor. Yani bu çok iyi oldu. Çünkü geriye 100 bin JP kaldı. Sadece 4 tane top açma hakkımız var. Şu an siyah top sayımız, evet tek siyah top gelmiş. Yarın acaba var mıdır dedim. Toplamda siyah top sayımız 4 oldu. 26 tane siyah top kaldı. Aubameyang henüz gelmedi. 2 tane daha siyah top gelirse 2'de 2 yapmış olacağım. Tabi Aubameyang'ın gelmemesi lazım. Bakalım ne olacak. 25 bin JP verdik. Şöyle bir Liverpool'a mı gitsek? Yani Liverpool güzel olurdu bir siyah topları. İnanmıyorum yani siyah top vermedi. O kadar Liverpool dedik. Bu Richarlison mu acaba? Evet. O 3 tane altın top geldi. 3 altın topu birden düşürdük. Keşke bir siyah top olsaydı aralarında. 3 tane top açma hakkımız kaldı. Yani siyah top sayısı şu ana kadar biraz az verdi. O kadar da GP harcadık. Az buz GP harcamadık. Yani epey GP harcadık. Şu ana kadar 4 siyah top geldi. Bakalım ne gelecek. 25.000 GP verdik. Yani şu an bir siyah top olursa 5 olur. Benim 6 tahminime yaklaşmış olacağım. O anlamda iyi olacak. Ne yazık ki altın top verdi. Yanında da 2 tane gümüş top. Zaha geldi. Bir zamanlar oyunda çok çok etkiliydi. Yani GP'miz de çok azaldı. 87.000'e geldik. Sadece 2 tane top açma hakkımız var arkadaşlar. Yani 2 tane siyah top gelirse ben 2'de 2 yapmış olacağım. Aubameyang'ın gelmemesi lazım. Yani şu an 4 diyen arkadaşlarım siyah top gelmesin diye bekliyordur. Bakalım 5 diyen arkadaşlarım da bir tane gelsin diye bekliyordur. Ya da 7 ve üzeri tahminde bulunan arkadaşlarım da vardır. Bakalım son 2 top açılımında ne olacak? Umarım Konami çifter verir bu elde. 2 tane yan yana görürüz. Anlaş dedik. Yani Harry Kane de olurdu. En başta o vardı. Bakalım. Tottenham'dan sonu düşürmüştük. Ne yazık ki altın top düşürdük. Mendy geldi. Chelsea'nin kalecisi. Formayı kaptı. Artık Chelsea'nin kalesini o koruyor. İlerleyen zamanlarda onun da kartının seviyesi yükselecektir. Hani o büyük güncellemelerde. Harika performans sergiliyor. Kalesini gole kapattı yani Mendy. Şurada bir duraklama oldu. Zaten online maçlarda bekliyoruz. O kadar hata alıyoruz. Top açılımında bari gönül rahatlığıyla top açılımı yapalım. Hani burada beklemeyelim. Burada da beklettik Konami. Yani online maçlardan çektik. Bari top açılımından çekmeyelim. Arkadaşlar bakalım bu sefer kim gelecek? Son top açmamız. 2 tane gelirse biliyorum. 2'de 2 yapıyorum. Yani
bir tane geliyormuş. Aubameyang gelirse 2'de 0 yapmış olacağım. Aubameyang, bir tane Aubameyang gelirse 2'de 0 çekerim. Bakalım ne olacak. 25 bin veriyorum. Anlaş dedik. Yani tekte şimdi Aubameyang gelirse son hakkımızda 2'de 0 yaparım. Ama 2 tane Aubameyang'sız siyah gelirse, hiç siyah gelmedi. En kötüsü oldu. Çok az siyah top düşürdük. Kepa, Mendy, Chelsea'nin de iki kalecisini düşürdük bu arada, altın top kalecileri. O kadar GP harcadık. Az buz değil. 400 bin GP harcadık. Ben 2'de 1 yaptım arkadaşlar. 2'de 2 yapamadım. Hani Aubameyang gelmez dedim. Keşke gelseydi tabii ki ama gelmeyeceğini hissettim ama. Ya ben 6 tane de siyah top düşürürüz diye hissediyordum. Ne yazık ki biraz az düşürdük. 400 bin GP'ye de 4 siyah top gerçekten az oldu. Yani 400 bin GP'de büyük bir sayı. Yani kimler kaçta kaç yaptı arkadaşlar? 2'de 0, 2'de 1, 2'de 2 yapan arkadaşlarım. Yorum yazarak paylaşabilirsiniz. 4 siyah top ve Aubameyang gelmedi. Yani 2'de 1 yaptım. Yani en azından 6 tane siyah topu düşürseydim çok sevinecektim. Ama bir dahaki top alışımlar inşallah. Yarın özellikle de Liverpool'un ikonları gelecek. Liverpool ikonlarında en az My Club parasıyla ikon düşürürsek harika olur. Muhteşem ikonları var Liverpool'un. Çok güzel ikonları var. Yani bedava 100 My Club parası verecek. Orada tekte, belki de hiç My Club parası olmayan arkadaşlarım, o My Club parasıyla top açılımı yapacaklar. Onlar da tekte düşürür umarım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.